değerli basın emekçisi arkadaşlarımız, sivil toplumun adeta alım gücümüzün düştüğünü her gün çarşıda, pazarda, markette yaşadıklarımızla biliyoruz. İşsizliğin atıp hemen her evde olan işsizlerden, özellikle genç ve kadın işsizlerden görüyoruz. Her gece, yarın ne ara zam gelecek, eriyen ücretlerimizle nasıl geçineceğiz, kapıya dayanan kara kışı nasıl atlatacağız endişesiyle yatıp uyanıyoruz. Her sabah paramızın döviz ve zamlar karşısında adeta pula döndüğü, yoksulluğun ve işsizliğin arttığı bir güne uyanıyoruz. Bu zorlu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hepimizin geleceğini yakından ilgilendiren 2022 bütçe yasa teklifi görüşülüyor. Bütçede gelirlerin kimlerden sağlanacağı ve kimler için harcanacağı belirleniyor. Anayasasında sosyal hukuk devleti yazan bir ülkede oluşturulacak bütçeler ile toplumun ezici çoğunluğu, üreten emekçi çoğunluğu koruyabilir. Ancak ne yazık ki Türkiye'de yıllardır bütçeler ülke kaynaklarının emekçilerden, halktan alınan vergilerin sermayeye, patronlara, yandaşlara aktarılmasının bir aracı haline dönüşmüştür. Yapacıklarının teminatıdır adeta. Yandaşlara değil, emekçiye bütçe. Yandaşlara değil, emekçiye bütçe. Değil, emekçiye bütçe. Salgın süresince milli gelirine oranla kendi halkına en az nakit desteği veren ülkelerden biri olmuştur. Asgari yaşamak istemiyoruz. Asgari yaşamak istemiyoruz. Alınanlar bir avuç yandaşın aldığı 5 rakamlı 3'er 5'er maaşa, itibar adı altındaki şatabata, yandaş vakıflara, cemaatlere aktarılmakta. Bizi burada bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Ücretli kesimlerin omzuna yıkılan vergi yükün hafifletilmesi, bütçe gelirleri büyük oranda kar, faiz ve servetin vergilendirilmesine dayanmasını talep ediyoruz.